ittifak etmişçesine Müslümanların camileri kapatması, Cuma'yı durdurması, Kabe'nin kapanması, Umre'nin bitmesi, Hac'ın ki büyük bir ihtimalle bu sene olamayacak gibi falan, yani bu tedbiri alması bilimle İslam ilişkisini, fıkhı iyi anlamaya başladığımızı gösterir aynı zamanda. Yani çünkü o can emniyetini sağlamanın bütün bunlardan önce geldiğini ilim adamları izah ettiler. Peki kazalarımız olmadı mı? Oldu. Yani mesela 2 hafta önce Bangladeş'te korona duasına çıktı Müslüman kardeşlerimiz. Yağmur duasına çıkar gibi topluca korona bitirme duasına çıktı. Pakistan'da alimler arasında ihtilaf devam ediyor. Cuma kılalım mı kılmayalım mı? Endonezya'da sosyal mesafeler korunarak bazı yerlerde kılınmaya devam ediliyor. Kolay değil Akif Bey. İran'da bilim adamlarına sancak dolaştırıldı. Mesela İran'da garip şeyler oldu. İran'da İmam Rıza'nın türbesini kapatamadılar. Kapatamadılar hatta. Kapatamadılar. İnsanlar topluca hücum etti. Ve dediler ki siz şifa kaynağımızı kurutuyorsunuz dediler. Hayır. Şifa Allah'tandır. Urfa'da da camiye girmeye çalışan vatandaşlarımız oldu. Yani tek küçük şeyler olabilir. Bu sen ifade ettin. Bu Batı'da da oldu. Katolik dünyasında bu tartışma yaşandı. Evangelizm onu daha fazla tartıştı. Biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Seçilmiş bir toplumuz. Korona bize bir şey yapamaz dediler. Ve böyle bir şey dediler mi? Mantık mesela, evet. Trump'ın zihninde bu mantık var mı? Yani, bunu sormak isterim. Şöyle girdiğimizde ben yani bu siyasi konulara girmek istemiyorum ama hem Pence'in hem de Trump'ın gecikmelerinde evangelist din adamlarının söylemlerinin etkisi olduğu çok net olarak görülür. Sadece herkes kısa bir araştırma yapsın. Yani ya hatta benim arkadaşımdır, dostumdur. Çok güzel bir bunları bir araya getirdi efendim Özcan Hıdır diye bir kardeşimiz, bir akademisyenimiz. Bütün bunları yani Batı'da, Amerika'da pandemi süreci başlar başlamaz kiliselerde din adamlarının yaptığı konuşmaları, söylemleri topladı. Ve orada ben sana söyleyeyim, yani İslam dünyasında hiç bu kadar söylem olmadı.